12 maddesine göre ise şimdi de kongre divan heyeti seçimine gidiyoruz. Seçime gitmeden önce divan seçim usulü ve divan heyet sayısı ile bir kez daha ilçe kongremize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Türkiye'li hemşerilerimiz, delegelerimiz, dava ve yol arkadaşlarımız, 8. olan Bütürge İlçe Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok değerli dernek başkanlarım, muhtarlarım, çok değerli Bütürge'li hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrardan hoş geldiniz efendim. AK Parti 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temelini attığı bir hizmet ve bir halk hareketidir. Bugün Pütürge ilçemizde gerçekleştirmiş olduğumuz kongrede umudun adı, icraatın adı, geleceğin adı AK Parti diyoruz. Umudun, geleceğin adı AK Parti'dir ve bu güzel kalabalığı bir araya getiren davanın ve reisin adı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütürge'li hemşehrilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize nasıl sahip çıktığının, nasıl şevkle, ihtiyakla onun arkasında durduğunun, yıllardır bunu en güzel şekilde gösterdiğinin bir örneğini de bugün bu kalabalıkla, bu coşkuyla, heyecanla buraya gelmenizde bir kez daha göstermiş oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bu millet onlardan bir şey beklemiyor. Gittiğimiz her yerde diyoruz bu işte belediyenin işi, diyorlar onlar bir şey yapamaz. Kızgınlıkla verdik, kırgınlıkla verdik. Yine hizmeti AK Parti'den bekliyor. Biz bunun bilincindeyiz. Pütürge'de olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Hele de böyle bir kalabalığı, böyle bir coşkuyu, böyle bir heyecanı birlikte yaşadığım için de yine büyük bir mutluluk içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Daima sadık kaldım. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın 81 vilayet hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. Gündemin 10. maddesi ve tüzüğümüzün 61. maddesinin 2. fıkrası gereğince yönetim kurulu siz dahil sayın delegeler ibrasına sunuyorum. İbra edenler, etmeyenler, mevcut yönetim kurulu ibra edilmiştir. Güzel bir kongre oldu. Yeni seçilen arkadaşımıza, başkanımıza, Pütürge'mize, belediyemize, teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii Pütürge'ye gerçekten hem belediye başkanımız, hem milletvekillerimiz, hükümetimiz, teşkilatımız çok ciddi anlamda hizmetler yaptılar. Cumhurbaşkanımız depremin ilk gününden itibaren sürekli eli Pütürge'nin Doğan Yolu'nun üzerindeydi 2020 depreminde. Ve depremden sonra görüyorsunuz yapılan evleri, konutları gerçekten villa tipi diyeceğimiz kırsal konutlar ama çok güzel bir projeydi. Bunda belediye başkanımızın, vekillerimizin de büyük emeği oldu. Yine konutlar anlamında gerek Tepehan'a, gerek Pötürge'mize, gerekse kentsel dönüşüm anlamında güzel konutlar yapıldı. En sonda 15 Ekim'de kalan konutlarımızın da ihalesini yapacağız. Ve inşallah depremin izlerini Pötürge'mizde sileceğiz. Kongre sürecinde başkanım, Mikail başkanım neler yapıldığını ifade etti ama öğretmen evini orada da ifade ettim, unuttu. İnşallah 2026'da doğalgazı Pütürge'mize getireceğiz.
sağlık evimizi yapacağız. Hastanemizin zaten ihalesi yakın zamanda yapılacak. Barajımızla ilgili biliyorsunuz yerle ilgili geçirgenlikle ilgili sıkıntı çıkmıştı depremden dolayı ama yeni bir sondaj yapacaklar ve bu sondaj neticesinde eğer uygun görülürse, yer zemini onay verilirse inşallah onun da 2026'daki zaten ihalesi yapılmıştı, hızlı bir şekilde devam edecek ödeneğini de aktararak. Dolayısıyla hep ifade ediyoruz, Götürgen'in neresine baksanız her tarafında AK Parti'nin izi olduğunu görürsünüz. Pütürgeli hemşerilerim de gerçekten hem vermiş olduğu desteklerle bunu hak ediyorlar. Hem de ülkenin birliği ve beraberliği noktasında göstermiş oldukları duruş itibariyle de bu hizmetleri ziyadesiyle hak ediyorlar. Ben tekrardan kongremizin Pütürgemize, Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Güzel bir kongre gerçekleştirdik. İnşallah bunun meyvelerini önümüzdeki dönemde Pütürge olarak göreceğiz nasip olursa. Pütürgemizin birçok hizmeti karşılandı ama karşılanması gereken hizmetleri var, sorunları var, problemleri var. İnşallah yeni yönetim tazelenerek, kendisine taze kan ilave ederek, güçlenerek, daha da güçlenerek yine Bülent Başkanımızın başkanlığında belediye başkanımıza, halkımıza sorunlarında destek olmak adına gayret içerisinde olacaklar. Ben şimdiye kadar emek veren yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde yeni görev alan arkadaşlarımıza, başkanımıza başarılar diliyorum. İnşallah el birliğiyle bizler de Sayın Bakanımızla beraber milletvekilleri olarak belediyemizin, teşkilatımızın emrinde Pütürge'mize hizmet etme gayret içerisinde olacağız. Ben kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizim kongrelerimiz bir kere birliğin, beraberliğin, bir dava şuuru etrafında bir araya gelmenin en büyük göstergesi. Milletimize hizmet etme sevdamızın bir tezahürü. Biz kongrelerimiz biraz önce de burada Pütürge'de icra ettik kongremizi. Kongrelerimiz düğün havasında, kalabalıklarla, coşkuyla, milletimizle yan yana, milletimizle beraber kol kola yaptığımız bir çalışma. Tabii aynı zamanda malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir değişim ve dönüşüm sinyali verdi. Kongrelerimiz inşallah öyle tahmin ediyorum ki sadece bir vitrin değişimi, vitrin yenilemesi değil, aynı zamanda da büyük bir değişimin de zeminini oluşturacak. Bu anlamda da çok ciddi bir önem arz ediyor bu kongreler. İnşallah parti teşkilatlarımızı tahkim etmek suretiyle, güçlendirmek suretiyle daha güzel hizmet verebilmek adına bir an önce kongrelerimizi şöyle sağlıklı bir şekilde yapıp sahaya ram olacağız. Biraz önce de söyledim, bizim kongrelerimiz düğün havasında gerçekleşir. Bayrağı devreden arkadaş da, bayrağı devralan arkadaş da aynı samimiyetle, aynı coşkuyla çalışmasına devam eder. Dolayısıyla bizde diğer partilerde görüldüğü gibi çekişmeler, kavgalar, gürültüler olmaz. Biraz önce burada da gördünüz. Bayrağı devreden arkadaşlarımızla devre alan arkadaşlarımız kol kola, yan yana, sırt sırta, omuz omuza sahada çalışmaya devam edecekler. Dün Doğanşehir'deydik, Akçadağ'daydık. Bugün buradayız. Elhamdülillah vatandaşımızın büyük bir katılım gösterdiğini ve coşkuyla kongrelerin geçtiğini hep beraber müşahede ediyoruz. Bu bizim en büyük işin açıkçası motivasyon kaynağımız. Ama aynı zamanda da sorumluluğumuzun daha fazla arttığını, sorumluluğumuzun daha fazla olduğunu da hissettiğimiz anlar. Ben kongremizin başta ilçemize, ilimize ve dünyanın dört bir yanında kulak kesilip AK Parti'nin kongresini bekleyen, kongresini izleyen, gözlemleyen mazlumların, tüm insanlığın hayrına vesile olmasını diliyorum. Öncelikle ilçemize hayırlı olsun. Katılım sağlayan sayın vekillerimize, il başkanımıza, il koordinatörümüze ve Malatya'dan katılım sağlayan belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yine partisine ve ilçesine sahip çıkan bütün delegelerimize, hemşehrilerimize, muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Yeni göreve başlayan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Geçmişte görev yapan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem yenilenmiş AK Parti kadrosuyla daha canlı ve daha güzel çalışmalar yapacağız. Bu bir bayrak yarışıdır.
yeni gelen arkadaşlarımız bayrağı biraz daha yükseğe dikmeye gayret gösterecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben başta tüm Pütürgeli hemşehrilerime, sayın delegelerime ve beraber bir önceki dönem çalıştığım yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Şu an yönetim kurulunda yer alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bir önceki dönem beraber çalıştığımız arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Emeklerine, ellerine sağlık. Bugün sayın il başkanımız, sayın milletvekillerimiz bugün bizi onurlandırdılar. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Ben öncelikle sayın bakanlarıma, sayın il başkanıma, tüm katılımcılara ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.